Birlik ve beraberliğin önemi. İnsanlar bedensel güçlerine bakıldığında doğadaki en güçsüz canlılardan bir tanesidir. Peki insanlar bedensel olarak bu kadar zayıf olmasına rağmen doğaya hükmedecek noktaya nasıl geldi? Bu soru düşünülünce ilk akla gelen zeki varlıklar olmamız cevabı olsa da ben asıl cevabım bu olmadığını düşünüyorum. Çünkü son yapılan araştırmalar İnsan zekasının Neandertallerden çok da fazla olmadığını gösteriyor. Peki insanları canlıların en tepesine yerleştiren şey neydi? Buna verebileceğimiz en mantıklı cevap insan zekasının yanında çok insanın daha geniş topluluklar halinde organize olabilmesi diyebiliriz. İnsanlar çok büyük topluluklar halinde yaşayabiliyor ve bir iş yapabilmek için organize olabiliyor. Mısır piramitlerini düşünün. Bugün bile insanı hayrete düşüren piramitler o kadar göz alıcı ki birçok insan piramitleri uzaylıların yaptığını düşünüyor. Bu fikir ne kadar saçma olsa da insanın çok büyük bir iş başardığını ortaya koyan bir düşünce. Ancak tabii ki piramitleri uzaylılar yapmadı. Onu yapabilmemizi sağlayan şey Mısır medeniyetinin organize olabilme gücüydü. Güçlü bir fikir etrafında birleşen insan toplulukları kendi başına başaracağından çok daha büyük işler başarabilir. Bugün insanların ulaştığı medeniyetin arkasında birlik içerisinde yaşayabilen insan toplulukları var. Bu nedenle insanlığı birleştiren fikirlere bağlanmak, ayrıştıran fikirlerden kaçınmak gerekir. İnsanoğlunun bu dünyada bir geleceği olacaksa birlikte yaşayabilmesi sayesinde olacaktır. Zamazingo